Kedi hipertiroidi, hipertiroid hastalığı. Buna tina coxicosis diyoruz. Kedilerde tiroid bezinin normalden çok daha fazla T3 ve T4 dediğimiz salgı üretmesiyle metabolizmanın çok daha farklı ve farklı hızlarda çalışması sonucu metabolik dengenin hormonal dengeye bağlı olarak endokrin olarak bozulması şeklinde özellikle orta yaşlı ev kedilerinde görülen ve çok sıklıkla da karşılaşılabilen bir hastalıktır hipertiroidi. Hipertiroidi diğer hayvanlara nazaran özellikle kedilerde daha sık görülebildiği gibi sokak kedilerine nazaran ev kedilerinde daha yaygındır. Genelde hemen hemen her kedi yaşının son 3'te 1'lik kısmında, orta yaşın biraz üstünde, 7 yaş ile 11 yaşlar arasında tiroide bağlı bir hastalığa ve hipertiroidiye yakalanabilir. Bununla alakalı hastalığın tespit edilmesi ve tiroidden kaynaklandığının %100 bulunması gerekir. Hastalık genelde çok sinsi seyreder, yavaş ilerler ve buna bağlı olarak da kedinin yemek yemesi, su içmesi, genel hareketlerinde ilk etapta çok fazla bir bozulma olmadığı için de sahibinin geç fark etmesi ve veteriner hekime de geç müracaat etmesi hastalığın o noktada geç tespiti ve buna bağlı olarak da geri dönüş açısından da sıkıntı doğurabilir. Hastalıkla alakalı hasta sahibinin en başta dikkat etmesi gereken belli bulgular vardır. Hayvan yemek yediği, su içtiği halde normal kilosunu artık koruyamıyordur ve mutlaka bir zayıflama ibaresi vardır. Kıl tüy örtüsünde bir bozulma, matlaşma, tüylerde seyrekleşme, normal hafa nazaran tüylerin daha fazla ve sıklıkla dökülmesi, hayvanın kendini artık temizlememesi ve normalden çok daha fazla hem evde hem de klinikte agresyon sergilemesi, normale nazaran kakasının kıvamında, gaytasının kıvamında bozulma, mukuslanma, sümüksü kıvamda yumuşama ya da daha yağlı dışkı atması. Buna bağlı olarak hastalığın tiroidden kaynaklanabildiğini ve hipertiroidi olabileceğini gösterir. Bununla alakalı hekim kontrolüne yapılan belli muayene ve sonrasında kan muayenesindeki biyokimyasal testler ve TH-T4 hormonlarına bakıldığı zaman da hastalığın %100 tespiti mümkündür. Hastalık tespit edildikten sonra eğer tiroidle alakalı hipertiroidi de hormonun fazla salgılanmasını gerektiren buradaki bir tiroid karsinomu, tiroide bağlı bir problem kaynaklı kanserojen bir problemden mi kaynaklanıyor? Tiroidin hormonun hormonal olarak normalden organın büyümesiyle alakalı mı yoksa bir mineral eksikliği mi? Bunun tespit edilmesi gerekir. Eğer karsinojenik bir durum var ise mutlaka uygun sağaltım koşullarının kanserojenik yapı o açıdan yapılması ve buna bağlı olarak da tiroidektomi dediğimiz gerekirse tiroidin alınması sonrasında da hormonal olarak salgılanmayı azaltıp hatta bitireceğinden hastalığın en azından belli bir seyirde vuku bulmasına sebebiyet verir. Onun haricinde iyot takviyeleri yapılabilir ya da radyoaktif iyot bununla alakalı önerilir. Ya da tiroidle alakalı metabolizmayı belli bir düzeyde tutacak tiroid hormonlarının salgılanmasını bu noktada dengeleyecek antitiroidal ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar kullanıldıktan sonra da hastalığın belli bir seyirde devam etmesi ve hipertiroidli kedilerinde yaşamsal fonksiyonlarının belli bir noktada düzenlenmesi mümkün olacaktır. Kedilerde hipertiroidi ile alakalı önemli bilinmesi gereken nokta bu hastalıkla alakalı ırk ve cinsiyet predispozisyonu yatkınlığı kesinlikle yoktur. Orta yaşlı ev kedilerinde görülebilir. En önemli tespit hayvanın yemek yediği, su içtiği, hareketli olduğu, koşturduğu halde mutlaka zayıflaması, kakasının kıvamının yumuşaması, mukuslanması yönünde olacaktır. Ve ki bu noktada mutlaka erken teşhis edilmesi önemlidir. Hastalık normalden çok daha ileri seviyelerde tespit edildiği zaman da kardiyovasküler belli hastalıklarla daha ciddi olarak karşımıza çıkabileceği ve ciddi taşikardik semptomları oluşturabileceği de unutulmamalıdır.